Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şikayet Var'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz Xiaomi. Evet, Xiaomi. Özgür Çetin. Xiaomi'yi nasıl bilirsin? Xiaomi'yi aslında iyi biliriz. Fakat çok da bizim haberlerimiz sürü şikayetler de geliyordu. Ki bu haberimize de geldi bir sürü şikayet. Ama ben daha fazla beklerdim, açık söyleyeyim. Daha az geldi sanki. Ya ama şimdi habere gelen şikayetler genelde böyle telefonların teknik özelliklerini. İşte atıyorum, diyor ki adam benim kamerası düzgün çalışmıyor. Şimdi bunu şikayet Var'a yazsa ne olacak ki? Yani adamı gönder kamerasını hemen değiştirin demez yani. Ya ya da şöyle şikayetler çok geliyordu, hatırlarsın bir ara. New York üzerine evet, yani evet, geliyordu. Yazılım problemi. O yine gelmiş zaten. Evet, onlar yine yazanların gelmiş. Birçoğu yine MIUI'den şikayetçi diyebiliriz. Dilersen başlayalım. Lafı uzatmadan şikayetleri okumaya başlayalım. Mifit demiş ki, Türkiye'de her ilde servis ağı kurmasını ve şikayetlerinizi anında çözecek müşteri hizmetleri kurmalarını talep ediyorum. Bu tabii hemen olacak bir şey değil. Evet. Xiaomi Türkiye'ye zaten gireli daha 2 yıl mı falan, öyle bir şey oldu yani. Kurumsal olarak gireli daha doğrusu. Daha önce getiriliyorlardı, telefonlar satılıyordu ama bunların Xiaomi ile kurumsal olarak bir ilişkisi yoktu. Muhtemelen önümüzdeki dönemde Xiaomi bu şekilde büyümeye devam ederse, biliyorsunuz şu anda fabrikayı vesaire de açtılar. Bu dediğin gerçekleşebilir Müfit. Caner Ercan demiş ki, Xiaomi Note 9 Pro kullanıyorum. Telefonu sıfır kutusundan açtığım günden beri mobil veri sorunu yaşıyorum. Açık moddayken internete giremiyorum. Uçak modunu alıp tekrar çıkmam gerekiyor. İlk kez Xiaomi aldım ve sıfır telefonun bozuk çıkması gibi bir sıkıntı yaşadım. Caner, bu sorusu, Caner'in sorunu daha doğrusu bana yazılımsal bir şey gibi sorun geldi. Aldığın yere götür. Servise götür ya da ne bileyim aldığın yere götür. Muhtemelen bir yazılımsal bir sorun olduğu için onu düzeltirler. Basit yani bir şekilde. Bu basit bir şey bence de, yani orada bir sorun varsa. Salih demiş ki, distribütör garantili bir şey satmasından lütfen, her şey kullanıcı hatası, hiçbir şey üstlenmiyorlar. Arkadaşlar, distribütör garantili Xiaomi satmıyor zaten. Distribütör garantili dedikleri nedir? Ben yurt dışından getiriyorum Xiaomi telefonları. Diyorum ki, abi garantisi benim. Öyle evet. Değil tam olarak. Tam olarak değil ama. Mesela Özgür Çetin'le anlaşıyorum. Diyorum ki benim Xiaomi telefonları sen tamir edeceksin diyorum. Ve size 2 yıl garanti veriyorum. Siz bana telefonu gönderdiğinizde ben Özgür abiye yönlendiriyorum. Özgür de diyor ki kullanıcı hatası diyor. Geri gönderiyor. Geri gönderiyor. Yani. Bu arada bu sorun sadece Xiaomi'de değil. Bütün distribütör garanti telefonu. Atıyorum var. Telefon dışındaki ürünlerde de var. Televizyon alıyorsun, bazen dikkat edin mesela 1000 lira daha ucuz televizyon. 500 lira daha ucuz ama distribütör garantili diyor. Yani grey market diyorlar burada. O yüzden arkadaşlar telefon alırken ya da işte farklı bir elektronik eşya alırken, atıyorum işte Huawei'den alıyorsanız Huawei Türkiye garantili. Samsung'dan alıyorsan Samsung Türkiye garantili. Xiaomi'den alıyorsan Xiaomi Türkiye garantili olacak. Distribütör garantili yazıyorsa arkadaşlar, bunların kurumsal firmalarla en azından Türkiye'deki kurumsal bağlantılarıyla alakası yok. Sonra başınız ağrır. Ha, ben ucuza alacağım, bunun da riskini alırım derseniz o risk size evet, ait. Distribütör garantiler ucuz oluyor. Evet. Şimdi atıyorum bir cihazın işte Xiaomi Türkiye garantili salladım 3000 liraysa distribütör 2200-2500'e satıyor. Evet. Ama dediğimiz gibi orada da garanti tarafında büyük sıkıntılar var. Mesela telefonunuz bozulsa da hayatta değişim vermezler yani. Yine kullanıcı hatası derler. Derler. Evet, uğraşırsınız. He. Emrah demiş ki, tüketici hakem heyetinin kesinleşmiş kararına uymayan firma. Hiçbir şekilde tüketici memnuniyeti düşünülmüyor. Evimdeki birçok eşya Xiaomi olmasına rağmen bundan sonra evimden içeri girmesine tövbe ettiren firma. Yaklaşık 6 aylık mücadele sonunda Xiaomi Mi 9 Pro cihazımın misliyle değişim kararı çıkarmasına rağmen uymayan firma. Hakkım olanı avukat ve icra yoluyla alabilirsin diyen firma. Xiaomi cihazlarına lafım yok ama bozulduysa vay halinize. Benim gibi aylarca uğraşırsanız çıkan tüketici hakem heyeti kararı kesinleşmesine rağmen uygulamazlar. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var Xiaomi'de. Bilmiyoruz ama şimdi. Tam olarak bilmiyorum ama Xiaomi'de şu olay var. Telefon değişimi falan yapmıyorlar mesela. Çok nadir yapıyorlarmış. Onu ben başka kullanıcılardan da duydum. Bir de teknik servis anlamında size böyle süper bir hizmet vermiyorlar. Bunun nedeni ne zaten? Telefonlarının ucuz olması. Hani adam orada telefonu ben zaten ucuza satıyorum, bir de bunu kalkıp sıfır ile değiştireyim demiyor. Şimdi Apple'a kıyaslarsak mesela adamlar direkt pat diye hemen değiştirip yenisini veriyorlar. Neden? Çünkü zaten pahalı satıyor. İlk sattığında zaten senden 2 telefon, 3 telefon parasını alıyor. Evet. Dolayısıyla bunu hemen değiştirirsen de çok bir şey koymuyor Apple'a açıkçası. Ama Xiaomi'de böyle bir durum söz konusu değil. Az önce de belirttiğim üzere ucuz sattıkları için telefonları, teknik servis anlamında da çok kaliteli işler vermiyorlar. Bunu
Daha önce de farklı kullanıcılar zaten dile getirmişti. Oradan okumuştuk, görmüştük, duymuştuk. Dede diye bir kullanıcımız yazmış. Şu ana kadar gördüğüm en berbat yazılım. Bu yazılımda bir cacık olmaz. Mi Note 10 Pro kullanıyorum. Şu yazılımdaki reklamları da kaldırın artık. Bu ne ya? Neye dokunsak reklam. Ayrıca şu güzelim kameralar için bir iki iyi bir yazılım atın ki performansı artsın. Bu da yine bayağı bir Xiaomi'nin fail hareketlerinden biri. MIUI arayüzüne reklam koyması. Gerçi bunu kaldırmak için çeşitli yollar, yöntemler var arkadaşlar. Kaldırabiliyorsunuz yani. Ama yani insan şimdi para verip telefon alıyorsun. Orada bir reklam dönüyor yani. İşte Xiaomi de diyor ki ben bu telefonu ucuza satıyorum. Şuradan 3 kaç gelsin diye. Tamam abi ucuza satıyorsun. Arada verelim onlar kullansın. Hani yani nasıl yani bu? 100 lira yani, daha pahalı sat o zaman. Ne olacak ki? Hani onu işte bilmiyorum. Böyle farklı bir şey yaptılar, denediler. Enteresan geldi bana bu yöntem zaten ama çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Şimdi Burak demiş ki merhaba, Xiaomi Redmi 8 kullanmaktayım ve en büyük sıkıntım telefonumun kronik sorunu olan kasasında soyunma olması. Servise verdiğimiz zaman kullanıcı hatası olarak kabul ediliyor diyor. Allah Allah. Ya şimdi dış, telefonun dışında olan şeyler gençler. Yani evet, şimdi orada ne yapsın kullanıcı adam? Kullanıcı hatası. Evet yani evet. Şimdi bir ara LG'nin bir telefonu vardı. G4 sanıyorum. Deri kılıf yapmışlardı arkasına, hatırlıyor musun? Evet, abi? Evet. O da mesela kar arıyordu, işte deri soyuluyordu. Deri sonuçta yani o. Evet. Soyulacak hani, yani. Ne yapsın? 2 yıl garantili adam gidip de demiyordu. Yani madem soyulmuş dur yenisini takayım demiyorlardı. Dolayısıyla hani bu malzeme kalitesizliği de olsa adam sana soyulmama garantisi vermiyor yani. Soyulabilir. Bu biraz hani ekranın kırılması gibi bir olay açıkçası. Ben LG G4 götürmüştüm servise. Deri kılıfla verdim servisten. Yapılan işlem ekrandandı ama telefon geldiğinde deri kılıf yoktu. Normal kapakla vermişlerdi. Sorduğumda da yo sen normal verdin dediler. Demek ki oluyor yani böyle şeyler. Yalnız. Bu da ilginçmiş evet. Yani servisler arkadaşlar o telefonun kozmetik olayına hiç girmezler. Kozmetik tarafında tamamen kullanıcı hatası olarak yorumlanır. Yani bu sadece hani Xiaomi için değil tabii canım ya. Sen bir Samsung Apple olsa, marka bir telefon da alsan. Ha, çizildi diye götüremezsin yani. Müşteri hizmetleri süper hüver diyoruz falan. Ama desem ki işte bir ara biliyorsun abi bunların katlanma sorunu falan evet, vardı yani. Evet, üzerine oturunca evet, katlanıyordu. Hatta yani. Hatta bazı şimdi kırmızı renk olan iPhone 12'ler de yani rengi soluyor falan. Ama bunları değiştirmiyorlar. Hakan Atilla demiş ki merhabalar, bence bir müşteri hizmetleri temsilcisi gerekiyor. Böyle büyük bir firmanın böyle bir hizmeti vermemesi enteresan, teşekkürler. Evet bu az önce söylediğim ama bayağı bir sıkıntı var. Ama bu ileride biraz daha Xiaomi'nin Türkiye'de oturmasıyla ilgili bir şey arkadaşlar. Mesela şimdi Samsung dediğinde yıllardır Türkiye'de olan bir firma. Evet, her şeyi oturmuş, müşteri hizmetleri vesaire. Xiaomi'de daha yeni geldi. 2-3 sene diyoruz bakın, daha önceden de vardı ama distribütör garantili ürünler geliyordu. Dolayısıyla onların Xiaomi Türkiye ile bir alakası yoktu. Bilal demiş ki garantili ürünü bu ürün sahte, garanti kapsamına girmiyor deyip bizi başlarından savdılar. Böyle olan çalışanların, bayilerin işi rast gitmesin. Şimdi Bilal'cim burada şu sorun olabilir bak. Distribütör garantili aldıysan eğer evet, o Xiaomi Türkiye garantisi altında değil. Sahte ürün dedikleri de şu. Xiaomi Türkiye, Türkiye'de satışa sunacağı modellerin e-mail numarasını kaydettiriyor bir listeye. Dolayısıyla senin telefonun onların eline gittiğinde e-mail numarasını girdiklerinde onlar tarafından Türkiye'ye getirilen telefonlar, cihazlar arasında yoksa evet, ne olmuş oluyor? Kaçak olarak getirilmiş gibi algılanıyor. Dolayısıyla distribütör garantili aldıysan telefonun Xiaomi Türkiye garantisi altına girmez. Burada önemli bir nokta var. Ama diyorsan ki ya ben Xiaomi Türkiye garantili almıştım, garanti belgesi de var vesaire diyorsan bu gerçekten başka önemli bir problem. Biz yine bu soruları Xiaomi Türkiye ekibine ileteceğiz arkadaşlar. Biz buraya 8-9 tane soru aldık. Çok fazla bir vakit almasın, sizin de vaktinizi almayalım diye. Ama genel olan başlıklar bunlardı. İşletim sistemi üzerine bazı şikayetler var. Müşteri servislerine bayağı bir şikayet var. Ve böyle işte telefonlardaki çeşitli arızalar üzerine şikayetler var. Bunlar arkadaşlar dediğimiz gibi teknik servis olsun, işte yazılım olsun vesaire, bunlar çözülmeyecek sorunlar değil ama birazcık Xiaomi'nin herhalde zamana ihtiyacı var diyebiliriz. Aynen. O şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bir şikayetim var, programın daha sonuna geldik. Sizin de eğer farklı markalarla devam edecek olan bu programla ilgili görüşleriniz varsa yorum olarak hemen yazmayı unutmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.